Merhabalar. Son 2-3 gündür Türkiye'de dövize yönelik bir operasyondan söz ediliyor. Döviz 7 lirayı geçti, 7.30 sınırına dayandı, tekrar geriye düştü. Ve hemen kalemşörler başladılar. Türkiye operasyon yapıyor, Türkiye ekonomisine operasyon yapıyor, ekonomimize operasyon falan yapıldığı yok. Biz kendi kendimizi soyduruyoruz. Bizim sistemimiz, bizim devleti ve bizi yabancı sermayelere soyduruyor. Anlatayım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ısrarla kullandığı, ekonomide kullandığı bir kelime var. Doğrudan yatırım, doğrudan yatırım. Doğrudan yatırım nedir? Doğrudan yatırım, yabancı sermayedar elinde 10 lira varsa gelip ülkeye yatırım yapıyor. Tesis açıyor, fabrika kuruyor, istihdam alanı açıyor. Bu doğrudan yatırım. Ve bu katma değere döner. Dolaylı yatırım, Türkiye ve Türkiye gibi işte Brezilya, Meksika, Hindistan, Endonezya'da bu sorunu bu son 2 haftadır yaşıyor. Bunlar da bir de bir açık kapımız var, dolaylı yatırım. Dolaylı yatırım nedir? Geliyor, şirketlerinizin hisse senetlerini alıyor ve bir süre sonra para vurgunluğu yapıp çekip gidiyor. Bu dolaylı yatırım. Dolaylı yatırım lafı aslında direkt soygundur. Ben birebir şahit olduğum bir olayı anlatayım. İçin içinde olan arkadaşlardan duyduğum bir olay. Yaklaşık 3 hafta önce Hintli bir sermayedar 7,5 milyon dolarla geldi Türkiye. Birkaç şirketin kağıdını aldı ve oraya buraya spekile ve manipüle etti. Özellikle Twitter'daki yatırımcı danışmanlığı yapanlara dikkat edin. Hepsi manipülatör. Ve o 7,5 milyon doları yaklaşık 3 hafta sonra 35 milyon dolarla yapıp çıkıp gitti. Nasıl oluyor bu? Şimdi geliyor hisse senedini, devlet hisse senetlerini TL ile alıyor. Hisse senedini 10 lira aldığı hisse senedi bir ay sonra 40 liraya çıkıyor. Spekleye diyorlar. Tekrar onu TL ile alıyor. Yani 10 liraya aldığını 40 liraya satıyor. Peki o para Türkiye'den çıkacak. Türk lirası dışarıda geçiyor mu? Hayır. Yunanistan'da hemen sınır öbür tarafında bir çay ocağında çay içseniz bile Türk lirası kabul edilmiyor. Dolarla çıkması lazım. Doları toplayınca piyasada dolar şahlanıyor. Ekonomimize operasyon yok. Ekonomimizi biz kendimiz soyduruyoruz. Biz dolaylı yoldan bu ülkenin kapılarını dolaylı yatırıma tamamen kapatmazsak sürekli böyle soyulmaya devam edeceğiz.